şu anki ayaklarımın ışıklığını hissediyorum. Evet. Ayaklarım ışık ama dışarıyı izliyor ve mutlu hissediyorum. Evet. Yani ayaklarım hareket ettiremiyorum fakat hiç umurumda olmuyor. Hı hı. Hadi hisset bakalım ayaklarını. Geri gidiyoruz. Evet. Akıştasın. Kontrolü bıraktım. Tamamen akıştayım. Ve güvendeyim. Kendime izin veriyorum. İstanbul dışında bir yer. İzmir gibi. İzmir'de sahilde yürüyorum. Hı hı. Daha önce gittin mi İzmir'e? Bir kere gittim. Tamam. 3 sene önceydi ama 3 sene önceki hali değil bu. Tamam. Çok güzel. Ya mutlu dolaşıyorum orada. Evet. İzmir olduğunu nasıl hissettin? Bir kule görmüştüm orada. Evet. Aynı kulenin oradan geçtim. Hı hı. Sahile yürüyorum. Denize baktığımda korkuyorum, gökyüzüne baktığımda mutlu hissediyorum. Hı-hı. Ama çok mutlu bir şekilde yürüyorum. Hı-hı. Denize baktığın zamanki his neden negatif oldu? Ya da oradan... İçindeki şeyler beni korkutuyor. Sanki düştüğümde ölecekmiş korkusu hala. Evet, hadi gel oraya. Ne yaşandı orada? Nasıl bir hikaye, nasıl bir duygu var? Nasıl bir tohum var orada? Sadece böyle çok garip bir korku var. Hani bir şey ne gibi? Oldu mu olmadı mı duygusu yok ama hani sadece nedense oraya baktığımda korkuyorum. Sadece oraya mı? Genellikle öyle denize baktığın zaman gibi korku mu? Sadece oraya baktığın zaman? Denizi seviyorum. Evet. Hani girmeyi, yüzmeyi, gemiye binmeyi. Fakat çok derinlik korkusu beni korkutuyor. Tamam, hadi o derinlik duygusuna bir gel bakalım, ne var orada? Boğulacakmış korkusu var. Hadi o boğulma hissi seni bir yerlere götürebilir. İzin ver kendine. Boğulma hissiyle ilgili bir hikaye var mı? Bir sahne. Yatağımda birden nefessiz kalıp uyandığımı hatırlıyorum. Tamam. Nefessiz kalma. Tuttuğumu, evet. Sanki ölecekmişim hissi. Evet. Bir kalp krizi geçirecekmiş hissi. Tamam. Ölmekten korkmak gibi mi? Ölümü yaşamak. Hani yok olma korkusu mu? Ölümü yaşama korkusu mu? Hani ölüm anını yaşama korkusu mu? Oraya bir ifade eder misin? Ölüm anından değil. Hani birden ölmekten korkmuyorum ya da can çekişerek ölmekten korkmuyorum ama sanki ölmekten korkuyorum. Hı, yok olmaktan mı? Yani ölme fikri iyi değil. Evet. Sol tarafım ağrıyor omzum. Hemen odaklan sol tarafına. Şu anda o sol tarafında hissettiğin, omzunda hissettiğin bu duygu seni bir odaya götürecek şimdi. Direkt tabuta getirdi. Evet. Mantık yok. Sadece hisset ve ifade et. Omzumda baskı var sol tarafımda ve çok kötü. Tamam. Onun içinde rahat değil. Neden oradayım? Nasıl bir görüntü geldi? Simsiyah her yer. Birden tabutu gördüm. Tamam. Onun içindeyim. Üstümde beyaz bir örtü var. Çok saçma. Evet. Ama korku yok. Evet. Sadece çıkmak istiyorum. Evet. O beden olarak konuş bakalım ya da o ruh olarak olabilir, her şey olabilir. O konuşsun. Bir şeyler yaşamak istiyor. Daha yaşayacağı çok şey var. Evet.
neden orada bulduğunu bilmiyor ama olmak istemiyor, olmayacağını düşünüyor. O beden ne yaşadı veya o beden neyi yaşayamadı? Dediğim zaman. Sadece da... her şeyden mutsuzdu. Evet. Fakat mutlu olacağını düşünüyor. O yaşayamadığı şeyleri düşünüyor. Evet. Ama bitti değil mi yaşam? Bak o tabutun içindeki o beden olarak hisset. Yaşam bitti. Ve yapacak çok şey vardı değil mi? Evet, hiçbir şey yaşayamadı. Onu yapacaktı, bunu yapacaktı, şunu yapacaktı. Bir sürü hayalleri vardı. Yani yapmasını istediği bir sürü şey vardı. Tek pişmanlığı olumsuz düşünceleri. Evet. Çünkü neden? Ne yaptı? Hep mutsuz olup sanki mutsuzluğu çekti. Mutsuzluğu yarattı yani. Evet. Keşke, keşke diyor şu an. Evet. Evet, keşke diyor değil mi? Evet, keşke düşünmeseydim diyor. Aha, evet. Çok güzel, bak o kadar güzel mesajlar geliyor ki şu anda sana. Harika. O tabut içindeki o beden, o yaşama bitmiş olan o ölü beden sana bir şeyler söylemeye devam edecek. Mesajlar sadece verecek. Sadece yaşamak istediğin her şeyi yaşamamı söylüyor. Evet. Ve hayatta hiçbir zaman keşke deme diyor. Evet. Başka? Her şeye olumlu bak, mutlu ol, sev diyor. Evet. Ve bak o kabul etmiyor ama. Şimdi senin tarafın konuşsun. Sen konuş. Ama de ben öyle yapamıyorum. Kabul de edemiyorum. Ve hep gelecekte arıyorum o güzelliği, iyiliği, ne bileyim mutluluğu, huzuru. Hep gelecekte olacak hayal ediyorum. Ama şu anda oldu oluyor kadar bilincinde değildim ama evet, yavaş yavaş bu seanstan itibaren artık farklı şeyler hissetmeye başlayacaksın ama şu eski ben bir konuşsun bakalım. Eski ben. Eski ben sanki böyle yavaş yavaş gidiyor bedenimden. Evet. Çok az negatifliği var ama evet, çok fazla yoğun değil. Hani tamam. Sanki o tabuttaki beden, ruh bana şey hissettiriyor. Evet. Daha mutlu olduğumu ve aslında gerçekten çok mutlu olduğumu. Oh, güzel. Çünkü her şeyin çok iyi olduğunu ve ben iyi oldukça her şey daha iyi olacağını hissettiriyor. Evet. Wow, çok güzel bir şey söyledin. Hadi bir daha söyle. Çünkü az öncekinin neredeyse şu anda tam tersini ve rahatlıkla söyleyebildin. Anladın değil mi? Evet, şu an mutluyum. Evet. Ve daha da mutlu olacağım. Harika. Ne kadar mutlu olup, ne kadar sevip, ne kadar olumlu düşünürsem, ki düşünüyorum da evet, öyle hissettiriyor bana. Evet. Düşündüklerim daha da olumlu şeyler çekeceğini düşündürüyor ve harika, hissettiriyor. Harika. Harika. Bu aynı şeyi hatırlattı şimdi bana. Huzur evinde çalışırken, sakinlerle konuşurken, onlar işte 70, 80, 90 artık o son duraktaki o bedenler şunları söylüyordu. İşte kızım şimdi gençler anlamayacak, siz de anlamayacaksınız. Ama o son noktaya geldiği zaman ki biz de anlamadık. Hani şimdi bize sorsalar ne yaparsınız? Hani bu bilinçle ne yapardınız? Hep öyle olur yani, şu anki bilinçle ne yapardın? Ama yapamadın geçmişte. Evet. Yapamadık. Hiçbirimiz yapamıyoruz. Dedi ki hiçbir koşulda, hangi koşullar olursa olsun asla kendimi üzmezdim. Çünkü üzsen de geçiyor, üzmesen de geçiyor. Ve biz yıllarca evet, kendimizi hep üzerek yaşadık. Halbuki yaşam bak yine bitti. Üzülsen de bitti, üzülmesen de bitti. Evet. O yüzden şu anki bilinçle geriye dönmüş olsaydım ne olursa olsun hani yaşam devam ederken kendimi üzmemeyi seçerdim. Bu çok önemli bir mesajdı. Evet. Ama hani bunu yapabiliyor olma kısmı önemli olan. Ama bana da şu an onu hissettiriyor. Evet. Hep sanki eski ben herkes mutlu olsun, onları evet, mutlu edeyim düşüncesi. Hı hı. Benim mutlu olup olmamam önemli değildi ama evet, şimdi aha, bunu hissetmiyorum. Evet, sanki ben mutlu olmam gerekiyor. Evet. Ben mutlu olacağım ve ben mutlu oldukça etrafımdakileri mutlu edebileceğim. Harikasın. İşte final bu. Güzel. Çünkü neden? Sen mutlu olursan zaten o etrafa o enerjiyi yayacaksın.
Senin mutlu olman demek, evet annen de, evet ya bak çocuğum ne kadar mutlu değil mi? Evet anneye çünkü baktığımda kendimi hiç beğenmeyen ben, evet şu an burada bile kendimi çok iyi hissediyorum. Harika. Hatta şimdi o aynaya bir baktığını hisset gerçekten ve daha mutlu bir gözle bakmayı bir dene bakalım. Aynaya baktığımda hani çirkin, evet, mutsuz, evet, güzel olmayan bir kız vardı. Eski bende. Şu ansa hani kendimi beğeniyorum. Hani mutluyum. Hani böyle olduğum için ve şükrediyorum da. Harika. Hiçbir eksiğim yok. Yani şükürler olsun ve daha da güzel olacağını düşünüyorum. Harika. Yani bugün yeni bene giriş yaptık mı? Evet. Harika. Bugün yeni benle şöyle daha bir samimi oldun değil mi? Evet. Bu bizim ikinci seansımız. Ve daha mutluyum. Evet. Harika. Şimdi o eski bende birazcık daha böyle bir kırıntılar var dedin ya. Ki onlar da için belki bir seans daha çalışabiliriz gerekirse. Ama o cümleye geçerken o biraz enerji düştü orada, hissettim. Yani bir şeyler daha var eski benim, bir ayağından tutan, bir aşağı çeken bir bağ daha var. Bilmiyorum, evet sanki öyle bir şey, hı-hı, hissediyorum ama, hı-hı, bir yanımda hani şu anki ben ona izin vermiyor gibi de. Ha, onu da kurtaracağım diyorsun değil mi? Evet, onu istemiyor artık. Tamam, hani güzel. Ne varsa hiçbir şeye dönmek istemiyor gibi. Tamam. Ki istemiyorum da. Evet. O onun, o da onu yavaş yavaş nötr hale getirecek diyorsun. Yok edecek, etmeli. Tamam. Ya edecek de zaten çünkü, evet, hani izin vermek istemiyorum böyle bir şeye tekrar. Tamam. Çünkü neden? Bana kötü hissettirecek. Bunu istemiyorum ben. Gerek yok diyorsun. İyi hissedeceğim ve iyi, mutlu olmak istiyorum. Evet ve hayat kısa ve kuşlar uçuyor değil mi? Evet. Uçmaya hazır mısın? Evet. Hadi şimdi güzel, 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 güzel. Yeni bir gelecek hayali kurmanı istiyorum. Bu gelecek yakın gelecek de olabilir, uzak gelecek de olabilir, çok uzak gelecek de olabilir. Sınır yok. Sadece hisset. Şu andan itibaren olmasını istediğin yeni beni ve yeni bedenini hissetmeni istiyorum. Şu andan itibaren olmasını istediğin yeni ben. Nasıl olur, neden olur, niçin olarak girmeden gerçekten istediğin nasıl bir ben? Kariyer sahibi, çalışan, ayaklarının üstünde duran, gülen, mutlu ve kendi ayaklarının üstünde durduğu halde insanlara yardım eden bir ben görüyorum. Harika. Çünkü kendini de o çukurdan çıkarabilmiş bir ben var değil mi? Çünkü, evet, dipteydin ve olmayacakmış gibi hissettirmiyor bana. Hatta duygusal bataklık bile diyebilirim. Değil mi? Evet. Tuttu mu? Doğru oldu mu? Evet. Duygusal bataklık. Oradan çıkışını kendin başardın. Başka kimse değil. Şey seviyorum. Bir yerden bir iş teklifi bekliyordum. Orası böyle olumlu olacak, onu hissediyorum. Harika. Kısa sürede beni arayacaklarını hissediyorum. Hayır. Bu iş olursa ne hissedeceksin? Hani bu işte okeylenirse. O iş çekiyor, mutlu olacağımı ve ayaklarının üstünde durup, evet, ve şu anki olduğum evden uzaklaşacağımı hissediyorum. Tamam. Güçlü hissetmek gibi mi bu? Nasıl, evet, bir şey? Çok tuhaf bir his ama, evet, kısa sürede olacağını hissediyorum. Ya da özgür olma hissi gibi mi? Ya da hepsi mi? Nasıl bir his? Onu bana bir tarif eder misin? İçimdeki bir inanç bu. Hı hı. Farklı bir mutluluk ve o inandığım şeyin gerçek olacağını düşündüren bir inanç. Hı hı. Beni çekiyor kendine. Tamam. Ya huzur gibi bir şey. Hı hı. Her şey çok güzel olacak. Ki yaşıyorum gibi şu an onu. Evet. Hadi bütün bedeninle hisset, bütün hücrelerinle hisset. Yeni beninle, yeni bedeninle hisset. Geleceği. Bugün, yarın, çok kısa sürede arayacaklar beni. Evet. İşe girdiğimde mutlu hissedeceğim ki şu andan o mutluluğu hissedebiliyorum. Evet. Bak,
Çok uzun zamandır o huzur ve mutluluk hissinden uzak yaşıyordun, değil mi? Evet. Yani hemen hemen neredeyse unutmuştun ya da bilmediğin, bu kadar net hissedemediğin duygularda. Evet. Ve ne kadar uzaktın, değil mi? Evet, şu an çok farklı hissettiriyor. Evet. Özgür. Böyle havada uçuyor gibi. Evet. Seansın başında ne demiştin? Çok ağır ve bedenim çok ağırdı. Ve taşıyamayacağın kadar da yükler almıştın. Evet. Ve normal bedenin çok hafif ve narin olmasına rağmen beden çok ağır ve o yüklerin altında ezilmiş bir ben vardı, değil mi? Evet. Ağırdı. Şimdi o eski bene bir bakmanı istiyorum. Yani seanstan önceki o eski ben. Bakıyorum ama hiç yaklaşmak bile istemiyorum. Almayayım diyorsun, değil evet, mi? Evet, hiç düşünmek bile istemiyorum. O eski ben uzunca bir yıl, yani yıllarca o bedende yaşadı. Ve sen onun ruhusun şimdi. Çünkü artık ruhsal bakabilirsin, görebilirsin, hissedebilirsin. Evet, ağır hissettiriyor bana. Evet. O ruh olsan o bedende olmak ister miydin? O zihinde olmak ister miydin? Hayır, asla. Değil mi? Sıkıcı biraz, değil mi? Kesinlikle ağır. Evet. Kapalı kutu gibi. Evet. Açılmayacak bir kutu. Evet. Hatta açılmaya bile pek inancı da pek yok. Ya da açılırsa bile bir şey olmayacağına inandığı için. Eski ben. Çok kötü. Zor, değil mi? Yani zor şeyleri kaldırmış aslında. Evet. Tamam. Ama şimdi ona da her şey için teşekkür et. Her şey için teşekkür evet, ederim. Çünkü o onları taşıyabildi. Çok büyük bir şey başardın evet, gerçekten. Evet, olimpiyat şampiyonu. O çok evet. Şeyleri taşıdı. Ve yıllarca taşıdı. Ona her şey için sonsuz teşekkür et. Ve onu da olduğu gibi kabul et. Ona da kızmıyoruz. Onu asla suçlamıyoruz. Onu olduğu gibi kabul ediyorum ve özgür kalmasını evet. istiyorum. O da mutlu evet. olsun. Harika. Çünkü onların içinden şu anda sen oldun. Onları yaşamasaydın şu anki sen olmayacaktın. Evet. Biliyorsun değil mi? Onlar senin öz temel hücrelerin. Evet. Onları dışlamak değil. Evet, onlarla bir bütünüm. Çünkü ben onları yaşamasaydım, onlar ekilmeseydi bunlar bugünkü bunlar biçilmeyecekti. Evet. O yüzden onları kabul ediyorum. Kabul seviyorum. Ediyorum. Teşekkür ediyorum her evet, şey için. Evet, bütün hücrelerimi de seviyorum. Bütün hücrelerimi de seviyorum. Evet. Fakat bugün bütün bunlara rağmen, bütün bu yaşanmışlıklara rağmen, bütün o geçmişe ait negatif duygu, düşünce ve inançlarıma rağmen bugün yeni bir ben olmaya niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Yeni evet. bir ben olacağım. Evet. Olmaya niyet ediyorum. Ve şimdi bedenini hisset. Şöyle bir derin bir nefes al. Güçlü bir nefes al. Nefes seçtim, yaşamı seçtim. Ve bu bedende var olmayı seçtim. Bu bedendeyim. Ruhum bu bedende. Ben bu bedendeyim. Şimdi uzaktan, üçüncü bir göz gibi hissetmeni istiyorum bakalım. Hem o eski bene bak, hem o yeni bene bir bak. Eski benin orada karanlık bir evet. üçgen bir şey var. Evet. Yeni benin orada da şey böyle aydınlık, her yer bembeyaz. Evet. Yani çok geniş. Evet. Eski ben böyle küçücük bir şeyde, siyah bir şeyde ve çok iğrenç. Hı hı. Şimdi o yeni ben eski beni alsın, sarılsın, onu sevsin. Ve onu çok güçlü olduğunu, sevgi dolu olduğunu ona hatırlatsın. Birbirine sarılan siyah ve beyaz. Evet. Kendini seven yeni bir ben var. Beyaz ona sarılıyor. Evet. Ve hatta artık biraz daha kendi değerini bilen. Çünkü az önce ne dedin? Başkalarını mutlu etmeyi seviyorsun. Ya da başkaları çok üzülmesini istemiyorsun. Ama kendini çok üzen de bir eski ben vardı. Değil mi? Evet. Eski ben de şey diyor sanki şu an. Yeni beni. Hani onun da olduğuna inandığını ve evet. daha
daha iyi olacağına inandığını söylüyor. Harika, güzel. Onu dışlamak değil, onunla bir bütün olmak. Evet. Hani yeni ben ona teşekkür ediyor ama sanki eski ben de ona teşekkür ediyor kurtulduğu için. Evet, evet. Destek, kuvvet geldi çünkü. Ve sevgi dolu. Daha güçlü hissedecek eski ben kendisini. Evet, sanki hani özgür kaldığı için ve her şey yeni bana bıraktığı için evet. Rahat, mutlu. Evet, evet. Hani gitmek istiyor ve gidecek. Giderken evet. De çok mutlu gidecek. Evet, çünkü ben her şey iyi olacak. İyi olduğunu hissettiriyor bana şu an. Şu an gerçekten çok mutlu ve rahat olduğumu hissettiriyor. Harika. Geçmiş yaşandı ve bitti. Şimdi bugün burada yeni duygularımla, yeni inançlarımla, yeni farkındalıklarımla bugün yeni tohumlar ekiyorum geleceğime. Çünkü geleceğimi yaratıyorum. Bugünden itibaren duygu, düşünce ve inançlarımı kolaylıkla değiştirip hayatımı değiştiriyorum. Ve bunu ben yapıyorum. Başka hiç kimse değil. Şu beni bir hisset bakalım. Ben dediğin o beni hisset. Ki sen o eski benlerin, yeni benlerin bir toplamı olacaksın. Ve o bensin. Ben oluyorsun yani. Ben olma yolu. O şu ben olma yolu. İstediğim, düşündüğüm şeylerin gerçekten istediğim zaman olacağını, hiçbir şeyin bana mutsuz hissettirmeyeceğini düşündürüyor. Ben mutluyum der misin? Ben mutluyum şu an. Evet. Bana mutlu hissettiriyor. Evet. Ve artık evrende benim için var olan o bütün güzellikleri yaşamak için artık kendime izin veriyorum. Evrende benim için var olan özellikle neşeyi, coşkuyu, eğlenceyi, huzuru, mutluluğu, bütün bu güzel duyguları almayı ve vermeyi seçiyorum. Ben değerliyim. Bedenim değerli, zihnim değerli, ruhum değerli. Bütün hücrelerim değerli. Ve ben artık özgürce duygularımı tam olarak ifade etmeyi seçiyorum. İfadem net, özgür. Her şey çok güzel. Evet. Her şey pozitif, olumlu. Negatif hiçbir şey yok. Evet. Sevgiyi bütün hücrelerinde hissetmeni istiyorum. Bak bugün o çok güçlü sevgi tohumlarını öncelikle kendine, bedenine, zihnine ve ruhuna ekmeni. Aslında vardı da hatırlamanı. Sağla. Hiçbir şeyin olmadığını ve her şeyi böyle sarılmam gerektiğini hissettiriyor. Sevgi, sevgi, sevgi. Ama koşullar yok, koşul yok. Her şey sevgi. Koşulsuz. Sevgi, sevgi, sevgi. Kendini seviyor musun? Şu an kendimi çok seviyorum. Evet, bedeni seviyor musun? Her şeyi de çok seviyorum. Ruhumu seviyor musun? Seviyorum. Harikasın. Şöyle bedenini bedenimi seviyorum. Evet. Ruhumu seviyorum. Evet. Tüm seviyorum. Bunları yapabilen ruhuna, zihnine, bedenine her şey için teşekkür et. Sana bunları hissettiren, seni bu frekansa gelmene, sana bu farkındalıkları yaşatan hepsine teşekkür et. İyi kötü her şeyle bedenime teşekkür evet. Ediyorum. Ve şükret. Her şükür şey ediyorum. İçin. Düşünebildiğin için, yürüyebildiğin için, nefes alabildiğin için. Şükrediyorum. Şükürler olsun. Evet. Ve şimdi seni birkaç dakika kendinle baş başa bırakıyorum. Ve birkaç dakika sonra istediğin zaman buraya dönebilirsin. İstediğin zaman. Hiç acele etmem. İstediğin zaman buraya dönebilirsin.